Herkese merhabalar. Özellikle bence bu yılı kapatırken en önemli gelişme olarak değerlendirebileceğimiz bu varlık alımlarının azaltılma konusunda eğer önümüzdeki hafta tahmin ediyorum tarım dışı istihdam verisi Amerika'da 500 bin üstünde gerçekleşirse bir önceki FED toplantısında Powell'ın ifade ettiği Kasım 2-3 Kasım toplantısında gerçekleşebilecek bir varlık alımlarında azaltıma gidilme kararı takvime bağlanabilir gibi gözüküyor. Bu gelişme olduğunda buradan sonraki yeni dünya düzeni veya hazırlanmakta olan finansal piyasalarda ne gibi değişiklikler olabilir? Bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Bir kere bunun gerçekleşeceği konusunda yani varlık alımlarının Kasım toplantısında bir takvime bağlanacağı konusunda neredeyse %80-%90 olabilirliği konusu benim için çok ön planda. Onu söyleyebilirim. Yani yüksek bir şans olarak görüyorum. Bununla birlikte baktığımızda son fiyat değişimlerinde olan bazı dalgalanmalarında tamamen bu beklentiden kaynaklandığını söyleyebilirim. Özellikle 2008 sonrası yaşadığımız 2008, 2011 ve 2011'den 2019 diyebileceğimiz o finansal piyasalardaki süreçteki fiyatlamalarda da benzer bir süreç yaşamak üzereyiz gibi gözüküyor. Peki nedir bu? Aslında çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Piyasada oluşan para bolluğu diyelim. Burada merkez bankalarının işte Avrupa tarafında 8 trilyon euro, Amerika tarafında 8 trilyon doların üzerine çıkan ve ilk 2008 öncesinde başladıkları seviyelerin neredeyse 10 katının da üzerinde bir parasal genişleme, bir bilanço genişlemesiyle devam ettikleri süreç hemen sona ermiyor. Onu söyleyelim. Yani tapering denilen, varlık alımlarının azaltılması denilen süreç. Örnek veriyorum, Amerika'da 120 milyar dolarlık bir varlık Amerika Merkez Bankası alırken bunu 80'e, 100'e, 60'a düşürüp kısmen yavaş yavaş sonlandırmaya doğru gittiği ve önümüzdeki senenin ilk yarısı sonunda sonlandırma amaçlı olduğu bir program. Bu diğer merkez bankaları da için geçerli. Dolayısıyla desteğin sonlanması değil, desteğin azaltılması noktasına alınan bir karar. Dolayısıyla burada paranın piyasadan yavaş yavaş en azından miktarsal değerinin artma hızının yavaşlamasıyla birlikte piyasada alınan birçok spekülatif pozisyonun veya kaldıraçlı pozisyonun ya da bu beklentiyle ters yönde açılabilecek pozisyonların da başlangıcı olması süreci doğabilir. Bu da nedir? Eğer sağlıklı bir süreç olarak bunu görüyorsak, yani piyasanın normalleşmesi olarak görüyorsak, Amerika tarafında da dünyadaki merkez bankalarının öncü olma rolünü üstlenmesini kabullendiğini düşünüyorsak, doların değer kazanacağı, Amerikan faizlerinin çok net bir şekilde yukarı doğru gideceği, bunun hisse senedi piyası üzerine bir baskı yaratacağı ki burada bir parantez açarak S&P'de 4400, DAX'da 15500, Borsa İstanbul'da 1435'in altında bu baskın hissedebileceğini de söyleyelim. Yani bunun doğru bir mantığa doğru bizi götürdüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu gelişme olacak, yani dolar yukarı, faiz yukarı Amerika'da, borsalarda bir baskı ve aynı zamanda özellikle altın, gümüş, karşı para birimleri, yani doların karşısındaki para birimlerine bakabiliriz. Bazı emtia türleri, bazı değerli metallerde, hatta tarım emtialarında bile alınmış o spekülatif pozisyonlarla kaynaklı bir artık pozisyon kapamanın da verdiği bir fiyat değişimi. Yani aslında dolar zayıfken artan ne varsa, para bollaşırken artan ne varsa bunun bir kısmının geri çekilebileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada mesela gümüşte yani belki uzak noktalar kaldı ama 24 dolarlar, altında 1800 dolar, S&P 4400, DAX'da 15500, özellikle baktığımızda petrolü bunun dışında bırakıyorum ama diğer değerli metaller içerisindeki değişimlerin biraz daha o köpüğün alındığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu kötü bir şey mi? Değil. Ama burada özellikle vadeli piyasalarda, ters yönlü işlemlerde ve pozisyon koruma kısmında daha önce yaptığımız hataları yapmamamız gerekiyor. Bir altın örneğinden gidersem, altın 2008-2010
11 ve sonrası süreçte, yani 1920 dolar, 1750 dolar ve sonraki 1100 dolarlara kadar gerilediği süreçte o 1920-1700 aralığına yaklaşık 18-19 ayda gelmiş. Şu an 2070-1725-1730 dolarda yaşadığımız süreç 14 aydır devam ediyor. 10 ayında negatif, 4 ayında pozitif bir kapanış aylık bazda altında gerçekleşmiş. Dolayısıyla anlattığım şeylerin süreci başlamıştı. Bir kısmı fiyatlanmıştı ve çok benzer bir şekilde 2008 sonraki sürece benzer bir gidişat piyasada var diyerek en azından böyle bir uyarı veya hani bu tarafa doğru da bir dikkat çekme değerlendirmesi yapmaya çalıştım. Herkese bol kazançlar, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum.